Sektördeki en iyi isimleri siz değerli izleyicilerimizle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta Bursa'da Erez Grup şirketlerindeyiz. Yanımızda firmamızın genel müdürü Döndü Hanım var. Önce kendisini sonra da firmayla alakalı gerekli tüm bilgileri öğreneceğiz. Döndü Hanım merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Döndü Tekin. Almanya doğumluyum. İlk öğrenimi Almanya'da tamamladım. Daha sonra Türkiye'de Anadolu Liseleri zamanında, Anadolu Lisesi'nde ortaokul ve lise öğrenimi bitirdim. Akabinde Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliğini tamamladıktan sonra tekstil hayatıma başladım. Yaklaşık 20-22 yıldır bu sektördeyim, çalışıyorum. Uzun bir süre her alanında hemen hemen çalıştım. Bir çocuk annesiyim, bir oğlum var 16 yaşında, evliyim. Bir yıldır da Erez Grubun genel müdürlüğünü yapıyorum. Harika. Peki Erez Grubun kuruluş ve gelişim hikayesinden bahsedecek olursak nasıl meydana geldi Erez Grup? Tabii. Yönetim kurulu başkanımız Necati Muğ. Kendisi çok uzun süre bu sektörde yine tecrübesi olan biri. 2013 yılında sektörün ihtiyaçlarını karşılamak adına Türkiye'de üretimi yapılamayan, gerek maddi olarak maliyetlerden dolayı yurt dışından özellikle Endonezya, Vietnam gibi uzak doğulardan kumaş ithal etmek üzere bir şirket kuruyor kendine. Akabinde yine doğan ihtiyaçlara karşılık vermek adına tekstilde yerli üretime de başlayıp 2014 yılında da Erez'i kuruyor. Böylelikle aslında bir grup şirketinin başlamış yavaş oluyor. Yavaş başlamış oluyor, evet, iki şirketle. Oluyor. Yine hep aynı şey, hep doğan ihtiyaçlar, müşteriye daha iyi hizmet verebilmek, kendi kontrolünde olabilmesi, daha kaliteli ürünler sunabilmek adına akabinde boyanemizi kuruyoruz. Texco boyanesi. Peki sizinle röportaja başlamadan evvel az önce saydığınız gibi 5 evet. farklı firmamız evet. var. Evet. Bir tanesi boyane, geri kalan 4 firmamız yine tekstil şirketleri. Peki bu 4'ünü birbirinden ayıran hizmet nedir? Kısaca bahsedelim lütfen isterseniz. Ana şirketimiz Erez Moda, Erez Dokuma, Erez Moda olarak geçiyor. Burada biz daha çok ihracata yönelik dokuma kumaş üretiyoruz. Bayan giyim, erkek giyim, çocuk giyim, yani pantolon, üst giyim, elbise, her türlü kumaş üretiyoruz kendimiz. Diğer şirketimiz ise Nelco, daha çok iç piyasaya yönelik, çok daha renkli kumaşlar, daha üzerinde strüktürü olan, daha hareketli kumaşlar üretiyor. İkisini birbirinden bu şekilde ayırıyoruz. Üçüncü şirketimiz ilk bahsettiğim FBN, yani ithalat şirketimiz. Tamamen yerli üretimi yapılamayan kumaşları yerinde bulup, onlar da böyle seyahatlerini yapıyorlar. Yerinde bulup onları Türkiye'ye getiriyoruz. Burada ithal ediyoruz ve bütün tekstil sektörüne bu şekilde bir hizmet veriyoruz aslında. Sadece kendimiz için yapmıyoruz. Dördüncü şirketimiz de aynı zamanda bir baskımız da var bizim. Baskılı ürünleri satan bir şirketimiz. O tamamen ihracat yapıyor, iç piyasa yapmıyoruz. Yurt dışına baskı servisi veriyoruz. Beşincisi de boyanemiz. Böylelikle büyük bir entegre tesisiz. Evet, yani içinde bulunduğunuz grup şirketi sayesinde hem kendi ihtiyaçlarınızı tekstil aynen. alanında hem kendi ihtiyaçlarınızı hem de sizin gibi tekstil işiyle uğraşan gerek ihracat gerek iç piyasa tüm tekstilcilerin de bir şekilde hizmetini görüyorsunuz. Tabii tabii, tekstil sektörüne hizmet ediyoruz aynı zamanda. Peki üretim sürecinden bahsedecek olursak sizde süreç nasıl başlayıp ilerliyor? İlk başlangıç noktamız bizim belirli dünyada var olan trendsetterları takip ediyoruz. Bunların belirlediği gelecek dönemin trendleri neyse onlara göre kumaş üretimimizi, koleksiyonumuzu hazırlıyoruz. Bu koleksiyonumuzla sonra pazarlamacı arkadaşlarımız sunumlara gidiyor müşterilerimize. İşte ihraç pazarlamacıları, ihracat müşterilerimize, iç piyasa, her türlü müşterimize gidiyorlar. Oradan seçilen kartel, aslında bir kartel ile başlıyor her evet. şey. Orada yaptığımız toplantılarda seçilen bir kartelin akabinde numune talebinde, numuneden dikilen bir ürün, ürünün beğenilmesi, onun devamında gelen sipariş. Oluşan siparişe bağlı olarak iplik tedariği, boyar madde tedariği gerekiyorsa, özel bir aplikasyonu varsa üzerinde onun tedariği, dokuması, boyası, kalite kontrolü, müşterimize sevkiyatı, bu şekilde bir üretim sürecinde yaşıyoruz. Peki hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? Firmamız Bursa'da. Bursa'da. Bursa dışında birçok yere de hizmetiniz var. Tabii biz dünyanın her yerine ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de iç piyasa olarak da oraya da servis veriyoruz. Bütün markalarımıza, Türk markalarımıza. Ben tekstilci bir ailenin kızıyım. O yüzden tekstile futbol takımına benzetirim. İyi bir ekibiniz yoksa patronunuz kesinlikle. Şansı olamaz bu kesinlikle. İşte. Çünkü ekip çalışması. Peki siz bu ekibi kurarken nelere dikkat ediyorsunuz?
Öncelikle çok doğru bir noktaya geldik. Ekip ne kadar iyiyse çıkan, yani günün sonunda çıkan ürün, iş, hizmet o kadar iyi oluyor. Öncelikle elemanlarımızın kalifiye olmasına bakıyoruz. Ekip çalışmasına yatkın olmasına, mümkünse analitik düşünebilen, daha çok öyle istiyoruz. Çözüm odaklı. Ki, aynen öyle. Tamamen tekstil sektörü böyle yaşayan bir sektör. Yani bir çok böyle otomotiv sanayiden çok farklı. Her an her şey olabilir. Dolayısıyla çok dinamik olmalı, esnek olmalı kişi. Her türlü sorunun karşısında çözüm bulabilmeli. Sorun yaşanmayacak diye bir şey yok. Mutlaka yok. Yaşanıyor. Ama buna çözüm bulabilen ve bunun karşısında enerjisi düşmeden devam edebilen, müşteriye yani o güveni verebilen bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Ve genelde hep bütün önceliğimiz bu oluyor bizim. Peki bu grup şirketleri adı altında toplam kaç personel çalıştırıyorsunuz? Toplam 450 kişiyiz. 450 personel. Evet, evet. Harika bir hizmet. Bursa'nın tekstil sektöründe Türkiye'de ve dünyada çok önemli bir yeri var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bursa tekstilde, Türkiye'de ve dünyada nerede? Tekstil sektörü olarak Türkiye gerçekten dünyada çok önemli bir yerde. Özellikle şu son dönemde Çin'de yaşanan sıkıntılardan dolayı çok çok önemli bir yere geldi. Bursa'nın buradaki payı çok büyük. Çünkü Türkiye'mizde birçok yerde tekstil bölgelerimiz var. Evet, ama herkes, hep her bölge kendine özel, yani nevi şahsına münhasır bölgelerimiz var. Bursa'da özellikle filament olarak daha böyle fantezi kıyafetlerde, bu ne demek? Gece kıyafetlerinde çok çok önemli bir yerde. Çok çeşitliliği var dediğim gibi. Bir de birbirine yardımlaşan bir sektörüz biz burada. Hepimiz birbirimize destek oluyoruz. O onu tamamlıyor, onu tamamladığı için ciddi bir yeri olduğunu düşünüyorum. Herkes birbirinin eksiğini, aşılığına, gerçekten ihtiyacını gideriyor. Gerçekten öyle. Bu çok önemli ama yardımlaşma çok önemli. Yani yardımlaştığımız sürece gelişebiliyoruz. Harika. Peki ben kendim gezme şansı buldum. Siz de programı izlerken göreceksiniz. Firmamızın fiziki şartlarından ve üretim kapasitesinden bahseder misiniz bize? Tabii. Bulunduğumuz bina 9600 metrekarelik bir kapalı alana sahip ve grup şirketlerimizden 3 tanesi burada. Bir diğer şirketimiz tabii ilave olarak buna 6000 metrekarelik bir yerde. Onun akabinde boyanemiz ise 10.000 metrekarelik bir kapalı alana sahip. Gayet büyük şirketler. Bayağı. Evet. Bayağı büyük şirketlerimiz var. Peki ağırlıklı olarak hangi kumaş türlerini üretiyorsunuz? Bunları sipariş üzerine mi üretime geçiyorsunuz, yoksa stok olarak mı çalışıyorsunuz? Bunu iki şekilde de cevaplayabiliriz bu soruyu. Her ikisini de yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Belirli dönemlerde böyle yavaş ve hızlı denilen dönemler vardır tekstilde. Bir dönem çok siparişiniz gelir, bir dönem az siparişiniz gelir. İşte o dönem, o yavaş dediğimiz dönemlerde öngörülü olmak durumundasınız. Yani bir sonraki dönem ne tarz kumaşların gideceğini piyasayı takip ederek, müşterilerimizi takip ederek, insanlarımızın sosyolojik yapılarını, sosyolojik davranışlarını takip ederek öngörmek durumundayız. Dolayısıyla o dönemlerde stok çalışıyoruz kendi öngörülerimize göre. Neden? Bir sonraki sezonda müşterimiz hızlı bir servis vermek istiyoruz. Ama genel olarak %80 diyebilirim ki sipariş üzerine çalışıyoruz. Harika. Şimdi tekstil sektörü her sektörde, her evde zaten su tüketimi mevcut. Ama tekstilde bu çok daha fazla oluyor. Evet. Şu an dünyada da içinde bulunduğumuz durumda bunu minimum seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Çünkü su, her ülkenin suyu barajı azalıyor, bitiyor yağışlı olmadığı için. Erez Grup doğayı korumak adına neler yapıyor? Medyada da çok görülüyor aslında. Birçok marka, tekstil markası da bu yönde çok büyük adımlar attı ve bizleri de yönlendiriyor. Biz de kendi üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Gerek su, gerek enerji tüketimi olsun, hepsinde minimuma inmeye çalışıyoruz.
bütün boya makinelerimizi, tabii boyane ile ilgili su tüketimi, boyane de bütün makinelerimizi az su kullanan yeni teknoloji makineleriyle değiştirdik. Enerji tüketimini azaltmak için her makinemize yalıtım yaptık. Böylelikle daha az elektrikle daha hızlı su ısıtıyoruz. Yani hem enerji tüketimimizi hem su tüketimimizi minimuma indirmek hedefindeyiz. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir firma, çok güzel bir grup şirketi. Teşekkür ederiz, sağ olun. Peki müşterileriniz tarafından bunca zamandır sizce neden tercih ediliyorsunuz? Ben şöyle olduğunu düşünüyorum kendi fikrimce. Çok çözüm odaklı bir firmayız. Yani her zaman ilk dediğimde de bu eleman seçiminde de yaptığımız gibi her zaman sorunun olabileceğini aslında kabul ediyoruz. Böyle başlıyoruz. Olmaması için elimizden geleni yaptığımız halde illaki oluyor ve olduğunda mutlaka ve mutlaka bir çözüm buluyoruz. Müşterimiz hep bundan memnun ayrılıyor bizden. Yani sorun bizde veya karşıda olmasının hiçbir önemi yok bizim için. Biz çözüm odaklı bir firmayız. Önemli olan o problemi o an ortadan kaldırmak. Aynen, önemli olan ihtiyacın karşılanması ve bir diğer konu ise biraz proaktif düşüncelere sahibiz sanırım. Müşterimizin ne isteyebileceğini öngörüp gerçekten onun yapması gerekeni de biz yapmaya çalışıyoruz. Yani en iyi hizmeti kolaylıkla vermeye çalışıyoruz ona. Harika. Peki sektörel sıkıntılarınızdan ve bu sıkıntılara bulduğunuz çözümlerden bahsedecek olursak siz tekstil sektöründe ne gibi problemler yaşıyorsunuz? Tekstil sektöründe en büyük yaşanan sıkıntı aslında kalifiye eleman sıkıntısı. Birçok sektörümüzde de var sanırım böyle bir sıkıntı. Son zamanlarda belirli sektörlere, belirli iş gruplarına yönlenilmesi sebebiyle açıkçası şeyden yetişen, yani nasıl diyeyim ona, liselerdeki o sanat okullarından yetişen kalifiyeli ustalarımız, ustabaşlarımız, mühendislerimiz kalmadı. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Eleman alıp kendimiz yetiştirmek durumunda kalıyoruz. Bu demek değil ki iyi eleman yok. Tabii ki çok iyi elemanlar var. Ama bu ne oluyor? Bizim için zaman kaybı. Oysa sanat okulları, yani devletimizden beklentimiz, sanat okullarımızda, meslek okullarında, meslek yüksek okullarındaki tekstil eğitimleri, belki sanayiyle birlikte, yani iş yerleriyle birlikte özel eğitim müfredatları oluşturularak yapıldığında, en azından bu kişiler iş yerlerine başlandığında çok kısa sürede adapte olup kısa sürede işin iyi, daha iyi olabilmesi için bir katkı sağlayabilirler diye düşünüyorum. Çünkü çok vakit kaybediliyor gerçekten eğitim için orada. Mesela ben liseyi tekstil üzerine okumuştum. Tekstil meslek yüksek okulunda okumuştum. Orada bize verilen eğitimlerde yarın mezun olduğunuzda bir firmaya girdiğinizde ne ile karşılaşacağınızı bilerek eğitiliyorsunuz. Hı hı. Ve bu işe yönelik çalışıyorsunuz. Aynen. Yeri geliyor pastal atmayı da biliyorsunuz. İşte makine kullanmayı da biliyorsunuz. Hı hı. Ama artık eğitim sistemimizde şöyle de bir şey var. Her tekstil okuyan işte dizayn yapacağını, rengarenk kalemlerle çalışacağını düşünüyor. Ama aslında üretmek çok çok daha önemli. Ve hangi sektöre girdiğinde aldığın eğitimle karşılaşacağın sektörün tutması gerekiyor. Ben aynen öyle. Eğitim çok önemli. Ben tekstil mühendisliğini bitirdim. Mühendis olarak bitirdiğimde şöyle bir şey yaşadım mesela. İlk iş yerime girdiğimde ilk iş günüm gerçekten şöyle yanlış bir eğitim algısıyla vardı herhalde. Öyle bir dolaşıyorum ki ben mühendisim. Şimdi acaba neyi düzelteceğim demeye başladım. Ve gittim. Halbuki hiçbir şey bilmiyormuşum. Yani tabii ki iş yerinde kavrulmak, iş yerinin tozunu yutmak denen tabir çok önemli. Ama eğitim de çok önemli. Gerçekten önce eğitim alınmalı, ciddi bir eğitim alınmalı. Ama bu sanayiyle belki ortak, yani çok teorik eğitimden kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası ben. Sanayiyle ortak eğitim alıp bütün yani öğrencilerimizi ya da gelecekte bu mesleği yapmayı düşünen insanlarımızı buna alıştırmamız lazım. Evet, işin mutfağını görmeleri gerekiyor. Evet, aynen öyle. Peki. Döndü Hanımcığım, son olarak sizleri izleyen izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? Önce herkese sağlık diliyorum. Zor günler yaşıyoruz. Gerçekten çok zorlu dönemden geçtik ama geçecek illaki. Benim tavsiyem her tekstil sektörü için konuşmak istiyorum. Bu sektöre gönül vermiş veya bu sektöre girmek isteyen herkese gerçekten severek yapın işinizi diyorum. Severek yapılan her işin düzgün olduğuna ve iyi olduğuna inanıyorum çünkü. Kesinlikle. Bu kadar, bunu demek istiyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün sizlere Bursa'dan Erez Grup şirketlerinden seslendik. Döndü Hanım'a verdiği tüm bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Şehrin Nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.